Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Azizler, sizlerge evvel örnek bolaylik Türk'ün video lavhalarımızını birinci sanını takdim etken edik. İnşallah bugün ana şu Türk'ün video lavhalarımızı ikinci sanını telefon ve onge tegişli bölgen adablarga bağışladık. Telefon aslında ecnebi tilde bolup, bizi tilimizge uygurgenimizde avazını uzak masafaga uzatış degen mananı anlatadı. Hazırgi künde telefon alaka vasiteleri şu derecede rivojlanıp gitti ki, onun bir emas bir neçe vazifeleri royopka çıktı. Mesela, telefonda nafaqat avazını uzak masafaga uzatış, onda suratga alışlık imkaniyeti ham bar, video tasvirga alışlık imkaniyetleri ham bar, avazını yazıp alışlık, xatlarını yubarışlık ve ondan tashqari yana qanchadan qancha imkaniyetleri mavcud. Şundayken azizler, hazırgi günümüzde, yani 21. asırda hayatımızını ushbu telefonlarsiz tasavvur qila olmaydigan holatga keldik. Telefon aloqa vositalaridan foydalanishda bir qancha axloqi odoblar, me'yorlar bor. Albatta, mu'min musulmon sifatida doimiy holatda telefondan foydalanishda boshqalarga biror-bir zarar yetkazdirmaslikni asosiy maqsad qilib qo'yish kerak. Demak, telefonsiz hayotni tasavvur eta olinmaydigan holatga kelgan ekanmiz. Avvalo telefonni sotib olishda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Bu borada odamlarni o'zlarini tushunchalari bor. Lekin shariatni mezoniga, qonun qoidasiga ham amal qilinishi shart bo'ladi. Masalan, oddigina talaba eng yuqori rusumdagi telefon aloqa vositasidan foydalanishini mutlaqo hojati yo'q. Aynasa maktab bolalar, yosh bolalar ota-onalari bilan so'z, ovoz orqali aloqaga chiqib tursalar, shuni o'zi kifoya qiladi. Ammo telefonni sotib olganda uning ichidagi imkoniyatlari beqiyos bo'lib, juda ham ko'plab ishlarni bajara oladigan, amaliyotlarni yuziga chiqara oladigan darajadagi qimmatbaho telefon aloqa vositasidan foydalansa, o'zi bilmagan holatda bu telefonni foydasidan ko'ra zarari ko'proq unga yetishi mumkin. Agar undan foydalanishni to'g'ri yo'lga qo'yilmasa, telefon insonning hayotini barbod qiladi, oilalarni ajrashtiradi, ota bilan bolaning o'rtasidagi aloqalarni bog'lashni o'rniga uzadi, do'st, yaro birodarlarning hol-ahvollaridan xabar olib turishlik vositasi bo'lishni o'rniga ular bilan bo'ladigan aloqalarni uzishlikka xizmat qilib qo'yadi. İnsanlarını, ayıplarını yaşarış örneğe, onların üstünde bolup durgan bazı musibetlerini, yetişmovchiliklarini, illetlerini kim tezroq suratga alıp, kim ko'proq tarqatishlik bo'yicha musobaqalashuv cihazıga aylanıp qoladi. Allah'ın o'zi asrasın, aynan şu telefon aloqa vositasi orqali qanchadan qancha erlar o'z xotinlariga taloq so'zini aytib qo'yayotganlari bor. Yoki xat orqali ana shu xabarni yuborayotganlari bor. Yoki telefon aloqa vositasi orqali er o'zining xotinini xiyonat qilayotganligini ushlab olishi yoki ayol o'zining turmush o'rtog'ini begona ayollar bilan suhbatlashuvi, ularga surat jo'natishi, video tasvirlar jo'natishi borasida xiyonatga yo'l qo'yayotganligini guvohi hamda shohidi bo'lib qolayotganlari ham bor. Azizlar, agar biz shariat ahkomlari bo'yicha undan foydalanish axloq-odoblarini o'z vaqtida fursati bo'lgan paytida yo'lga qo'ymasak, ertaga bu muammolar juda ham katta fojialarni, halokat va falokatlarni keltirib chiqaradi. Undan keyin esa uni davolash, u illatlarni muolaja qilishga umuman imkoniyat ham bo'lmasligi mumkin. Mana shu holatlarni e'tiborga olib, biz quyida telefon aloqa vositalaridan foydalanish odoblarini birma-bir raqamlar ostida sizlarga e'lon qilib o'tamiz. Avvalo, eng birinchisi, uyalik telefon vositasini sotib olar ekansiz, niyatingizni to'g'ri qilishingiz kerak. Chunki
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh rivayet kılgın hadis-i şerifte اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَهْنَوَى. Yani elbette ameller niyetlerge bağlıktır. Her bir kişi nimene niyet kılsa oşa nerse buladı degeller. Azizler, telefon bizim hayatımızın asli ve onun mahiyeti eylenip kalması gerek. Belki ondan onun hizmeti yüzesinden yine faydalanışını yolga koyuşumuz gerek. Bunun için ise niyetini doğru kılaylık. Telefon vasitesini satıp alıyotkenimizde niyetimiz ne miydi? Uzağımızı yakın kılıçtık, muammalarımızı tezirak hal kılıçtık ve özümüzü işimiz, kasbimiz, hünerimizden gelip çıkan halette ondaki bazı bir nesillerini tezlik bilen, güzel halette, sıfatlı halette hal kılıçtıkını imkaniyeti sıfatlı faydalanışı niyet kılsak. Ya ki telefon alaka vasitesinden özümüzün iman itikadımız, ahlak-ı adabımız, medeniyetimiz, maneviyetimizin yükselişliği için faydalanışı niyet kılıp aladığını bulsak, en üçünde doğru niyet buladı. Aks halde, niyet yok, kendidir irmek, hazır gündeki bazı bir yaşlarına uşap, telefon aldığını irmek vasitesi, vaktini utkazdırış için işletilediğin kendidir cihaz, ya ki köngül açar oyunlarını yine tamaşa kılış üçün yine gerek buradığın cihazga eylenip kalırsa onda insanın hayatı, umuru, en aziz, bebaha bölgen vakti ısrap buladı. Ben o şu ısrap üçün ise telefonda satıp arar iken onun için sarflengen her bir meblağı Allah'ın aldığı cevap verişini öyle koyuş gerek. İkinciden, üyeli alaka cihazını öz ihtiyacına yaraşasını alıştığı gerek. Çünkü İhtiyacdan tashqari mol dunyo sarf qilinadigan bo'lsa, bu isrofga kiradi. Alloh subhanahu va taolo o'zi oyati karimasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim va kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya'ni yenglar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar. Chunki Alloh taolo isrof qilguvchilarni suymaydi deb marhamat qilgan. Isrof deganda faqatgina bazı bir maliyevi harcetlerini yine nazarda tutmasından, belki hayattaki barcha nimetlerini israf kılmaslık doğrusundaki düşünceni bilişimiz gerek. Telefon, alaka vasitası hem Allah bergen büyük nimettir. Ana şu nimetin ihtiyacından tashqarisini alsa, elbette kubra meblağ sarf kılışka doğru geledi. Bu ise öz ordunda israf deyip itiraf etiladi. Ondan tashqari o'sha telefon aloqa vositasidan foydalanar ekan, uning imkoniyatlari ko'p bo'lsa, insonning umri o'sha imkoniyatlardan foydalanish uchun zoyi bo'lib qolishi mumkin. 3-chi, uyali aloqa vositasi oynasiga Alloh lafzini va Qur'oni Karim oyatlarini qo'ymaslik odobdandir. Ba'zi holatlarda ko'ramizki, uyali aloqa vositalarini shundoq ekraniga Allah lafzi yazılgan halatları koyuladı. Ya ki bu mesela unga ayeti kelimelerden bazı bir parçalar, levhalar koyulgan buladı. Mana şu narsa adabsızlığını aynı özüdür. Çünkü telefonu insan harhalı halatta üşleydi. Harhalı halatta ondan faydalanadı. Taharatlı boluş halatı var. Bir taharat boluş halatı var. Unga layık münasip bolgan joy var. Layık ve münasip bolmagan joylar ham var. Hatta ki ondan faydalanıyorken peyde bazı halatlarda cüdham köpçülükte sadır buluyorken dedik. Gazap, atıge mingen peyde de telefonda birbirinden hakaret kılıç var. Nalayık sözler bilen sokuşluk var. Gıybet kılıç var, tuhmet kılıç var, bohtan kılıç var. Hatta ki telefonda nalayık suratlarını, video tasvirlerini tasvirge alıp durup başkalarına yubarış hem var. Şimdi tasavvur kılın Allah lafzı. Ya ki Kur'an-ı Kerim'den bazı bir ayetler parça kılıp oşa telefonun oynasıga, yani ekranıga koyulgan bolsa, şu narsa ahlak adabga doğru keladi mi? Elbette bu narsa doğru kelmaydi. Törtüncüsü, uyali aloqa cihazının qo'ng'iroq tavuşlariga Kur'an ayeti, azan ya ki Allah'ın zikirlerini koyuş hem mümkün emas. Hakikatten hem ko'pincha ko'rib qolamiz, bazı bir kişiler o'zlarini ahli ilim ekanliklarini ya ki ibadetlik, ya ki Kur'an-ı Kerim'e bo'lgan, ya ki azan ve ikametke takbirge bo'lgan muhabbetini go'yoki izhar kılıç manası demekken, ya ki riyakarlık mı,
manmanlik mi? Yoki xo'ja ko'rsinga birobir ishni qilish natijasidami? Nimagadir telefonlarni chaqirish ovozini, moslamasini o'rniga azon ovozlarini qo'yib qo'ygan bo'ladi. Endi tasavvur qiling. Sizni kimdir telefon orqali chaqiryapti. Telefoningizda azon ovozi yoki tilovatun Qur'on yoki Allohning go'zal ismlarini u yerga qo'yilgan ekan. Siz uxlayotgan bo'lishingiz mumkin. Tahorat olayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki noloyiq bir shart-sharoitda bo'lishingiz mumkin. O'sha holatda birdaniga azon ovozi eshitilsa yoki tilovatun Qur'on o'sha paytda sizni chaqirayotgan bo'lsa yoki Allohning go'zal ismlari zikr qilingan holatda sizni chaqirayotgan bo'lsa, shu musulmon kishiga loyiq keladimi? Musulmon odamga shu munosibmi? Albatta nomunosibdir. Chunki Allohning zikri, tilovatun Qur'on, Allohning go'zal ismlarining o'qilish holatlari o'ziga yarasha axloq-odobni talab qiladi. Inson doimiy holatda unga quloq tutishi, jim turishi, barcha harakatlardan to'xtab, sukunat bo'lgan holatda uni tinglashligi vojib bo'ladi. Aks holda ana shunday telefoniga shunday holatlarni, mana shunday ovozlarni chaqiruv gudogi o'rniga qo'yib olganlar gunoh azimni sodir etgan bo'ladilar. 5-chi, uyali aloqa jihoziga islomda tinglash yoki tomosha qilish man qilingan narsalarni joylashtirish haromdir. Uyali aloqa vositalarining imkoniyatlari hozirgi kunda cheksiz deb aytib o'tdik. Haqiqatan ham uni ichiga har xil narsalarni, ma'lumotlarni, surat, video, tasvirlarni joylashtirish mumkin. Lekin insonning axloqi odobi yo'q bo'lsa, ma'naviyati, ilmi ma'rifati bo'lmasa, o'zining uyali aloqa vositasini, xotirasini bo'mag'ur narsalar bilan, fahshlar bilan, munkar ishlar bilan, har xil tasvirlar bilan, inson ko'rishga ham hattoki uyaladigan ma'lumotlar bilan to'ldirib yuborishi mumkin. Telefonning xotirasi ham insonning xotirasiga o'xshash bir narsa. Uning xotirasini inson nima bilan to'ldirsa, Allohni oldida albatta javob beradi. Xuddi o'zini xotirasini, o'zining zehnini nima bilan band qilganiga, mashg'ul qilganiga Allohning oldida javob berganidek, telefonining xotirasidagi unga yozilgan har bir satr uchun yoki video tasvir uchun yoki surat uchun yoki ma'lumot uchun ham Alloh taolaning oldida albatta javobgar biz mo'min musulmonlar shuni ham unutmaylik. 6-chi, uyali aloqa vositasi o'zgaga tegishli bo'lsa, uning ruxsatisiz olish, undan birovga qo'ng'iroq qilish, uning ichidagi narsalarni ochib ko'rish mutlaqo mumkin emas. Demak, uyali aloqa vositasi boshqa bir insonning shaxsiy mulki. Uning go'yoki sir asrorlarini saqlab turguvchi bir sandiqcha misolidadir. Boshqa bir inson uni ochib ko'rishga, uning ichidagi ma'lumotlardan boxabar bo'lishga mutlaqo haqqi yo'q. Aks holda, boshqa bir insonning avrotini tomosha qilgan bo'ladi. Uning sir asrorlarini bekitib yashirib qo'ygan joyini ochgan, undan xabardor bo'lgan inson sifatida josus, ya'ni o'g'ri, kazzob yoki xiyonatkor inson sifatida jinoyatni sodir etgan bo'ladi. Buning uchun ham albatta Alloh taolaning oldidagi javobgarligini o'ylash kerak. 7-chi, uyali aloqa jihozi bilan o'zining ruxsatisiz birovni suratga olish yoki ovozini yozish mutlaqo mumkin emas. Demak, uyalik aloqa vositasi bilan birovni suratga olish. Bu ham eng xijolatli holatlardan biri. Ko'pincha ziyofatlarda, ma'raka marosimi, to'y tomoshalarda yoki mehmondorchilikda o'tirgan holatingizda kimdir kelib, sizni taomlanayotgan paytingiz suratga olishlikka oshiqadi. Yoki bir sport bilan shug'ullanayotgan paytingizda, yoki ko'cha-kuyda biror bir kishini kutib turgan paytingizda, birov bilan muloqotga chiqqan paytingizda va hokazo inson doimo ham o'zini nazorat qilib tura olmaydi. Shunday bir holatlar, shunday bir tasvirlar bo'ladiki, inson boshqa inson ko'rsa, undan uyaladi. Ana shunday tasvirlarni olib boshqalarga yoyib yuborishlik yoki o'ziga bildirmagan holatda uni ovozini yozib olib boshqalarga uzatishlik ham bu josuslik. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo a'ud billahi minash shaytonir rojim va la tajassasu, ya'ni josuslik qilmanglar deb marhamat qilgan. Inson esa o'zi bilmagan holatda Alloh bergan ne'mat bo'lgan telefon aloqa vositasidan josuslik jihozi sifatida foydalanayotgan bo'ladi. 8-chi, bolalarga uyali aloqa jihozini olib berishga shoshilmaslik, olib berganda ham faqat zarurat yuzasidan ishlatilishini yo'lga qo'yish lozim. Albatta hozirgi kunda maktab bolalarining birinchi sinfidan tortib
ta ahirgi sınıfları geçe hemmesi de diğerli üyeli alaka vasiteleri var ve ondan faydalanırlar. Bu yaxşı nersa, lekin ondan doğru faydalanışlı farzandlarga terbiyesini, talimini veriş gerek. Ahlak alabını örgatış gerek. Yaş baralar için fakat yine avazını uzun yine uzatçılık imkaniyeti bar bölgen telefonlar kifaya kıladı. Suratki alışık olsun, avazı yazıp alışık olsun, video tasvirlerge alışık imkaniyetleri bar bölgen telefonlarga yaş baralarının mutlaka ihtiyacı yok. Bunu ata-analar doğru düşünüşleri gerek. 9. Cemaatçil yığınlarda ve kabul çağları hem de ilmi meclisinde okşaş joylarda üyeli alaka cihazını oynayıp ya ki kolda eğlentirip oturuş bir adablıktır. Elbette cemaat joyunu özüge reşe adabı var, özüge reşe medeniyeti var. Şundan gelip çıkıp telefon alaka vasitesinden faydalanırken insan hem o şey cemaatçilikinin ahlak adabıge, o joydaki medeniyetke emel kılışı lazım ve labuddur. Aks halde cemaatçilik köz aldı da bir adabligini körsetken buladı. Cemaatçilik içindeki muteber insanlar, ustazlar, muallimler, alimlerini herkli halatlarda suratke alıştık. Ya ki ularını aldılara da sohbet bulup durgen peytte telefonga cevap veriş. Ya ki ularını avazlarını soramasına dur yazıp alıştık. Telefonunu oynayıp oturuştuk. Telefondaki herkli malumatlarını o şey meclisinin özüde durgen halatta birbirlerine elmeşiş. Ya ki mecliste bulunduğun vakıya ve hadiselerin suratki video tasvirge alıp durup uzağdaki beraber tanıştırıge biz meneşin daha cöylede oturup bizi fakirlenip yubarış ve hakazalardan hemesi o şey meclisinin adabını buzuştuk buladı. Ve bunu hem elbette ne fakat bu dünyada belki ahirette hem cevapgarlığı buladı. Bana azizler ilim, fen, teknike, terakkiyatının büyük semeresi bulmuş, keşfiyatlarının neticesi bulmuş, üyelik alaka vasitelerden faydalanışının bazı bir adablarını yine eğitip ettik halas. Zaman uçuşu bilen, ilim fen tekniki rivojlanar iken, elbette bu adablar hem yine de köpeyip baradı. Yine de uzun ehemiyetini kuprak insanlarga kerek ekelligini, ehemiyetliyrak ekelligini insanlar uz hayatı da onge muhtaç ekelliklerini sezip baradılar. Şunun için azizler, her bir nesneden faydalanışını evvela resim rusumunu, ondan faydalanış kanun kaidelerini, hasaten biz Müslümanlar, şeriatımızda aynen şu cihazdan kandayı faydalanış mümkün ya ki mümkün emasligi doğrusudagi şer'i hukumlar bilen tanışıp çıkıp, ondan kin uşundan faydalanış yoluga hareketi ötedigen bolsak, elbette bu nesnelerinin zararı emas, belki fakat yine faydalik taraflarından yine manfaatlengen bolamız.